6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilde ağır yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgede yürüttüğü başarılı kurtarma çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü enkaz altından onlarca vatandaşı sağ olarak kurtarmıştı. Bu operasyonlardan biri de Elbistan ilçesinde 7 katlı apartmanın ikinci deprem sonrası çökmesiyle enkaz altında kalan Mahmut Sami Şahin'in kurtarılması olmuştu. Düzce Belediyesi, İsviçre ve Fransız gönüllülerden oluşan kentsel arama ve kurtarma ekibiyle işbirliği yaparak Mahmut Sami Şahin'i depremden 102 saat sonra sağ olarak kurtarmıştı. 29 saatlik titiz bir operasyon ile depremzede adamı göçük altından kurtaran Düzce ve Fransız ekibinin işbirliği güçlü bir bağ oluşturdu. Sık sık irtibat halinde olan Fransız arama kurtarma ekibiyle Düzce itfaiyesi son olarak Fransa'da bir araya geldi. Fransız arama kurtarma ekibinin 20. kuruluş yıldönüm programına davet edilen Düzce Belediyesi'nin 7 kişilik ekibi Fransa'ya giderek etkinlikteki yerini aldı. Merhabalar. Adım Fatih Şakuç. Düzce İtfaiyesi adına hepinizi selamlıyorum. Sizinle olmaktan mutluyuz, onurluyuz. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde yaptığınız çalışmalar için ülkem, milletim, tüm ekip üyeleri ve teşkilatım adına minnettarlığımızı sunarım. Mahmut Şahin kardeşimizi 29 saat birlikte çalışarak tam 102 saat sonra beraber kurtardık. Kendisi şu an sağlığına neredeyse tamamen kavuştu. Sizlerle işbirliğimiz devam etsin isteriz. Sayın Başkanımız Doktor Faruk Gözlü, Sayın Valimiz Selçuk Aslan ve yöneticilerimizin selamlarını iletiyorum sizlere. Sevgi ve saygılarımla afiyetsiz günler dilerim. Merci. Düzce Belediyesi gerek aynı yardımları gerekse sosyal hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından verilen yardım ve hizmetler binlerce ihtiyaç sahibinin derdine derman oluyor. Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle gönüllere dokunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2024 yılının ilk 4 ayında yaptığı yardımlara ilişkin sayısal verileri kamuoyuyla paylaştı. Ekonomik durumu yeterli olmayan aileler için açılan hayır çarşısında 1859 kişinin kıyafet, 1844 kişinin ayakkabı, 10 öğrencinin ise çanta ihtiyacını karşılayan müdürlük, 10 bin aileye de gıda kolisi dağıtarak erzak ulaştırdı. Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara da destek olan müdürlük, 130 haneye ev temizliği hizmeti verdi. Yaşlılık, engellilik, hastalık veya geçirdiği kaza sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan, aynı zamanda karşılayacak, yakınında bulunmayan vatandaşlar için verilen saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetlerini kapsayan öz bakım hizmetlerinden ise 421 kişi faydalandı. Aynı zamanda evde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine günde 2 öğün olmak üzere 30.566 adet sıcak yemek servisi yapan müdürlük, Ramazan ayında ise 7.200 adet iftar yemeğini evlere kadar götürdü. Taziye evlerinde ise 18.000 adet pide ve ayran ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü özel günler dolayısıyla düzenlediği organizasyonlarda da ikramlarda bulundu. Kandiller ve özel günlerde camilerde stand açan müdürlük ikramlarını paylaştı. Görme engelli vatandaşlar, dezavantajlı kadınlar, hizmet götürülen yaşlılar ve çölyak hastaları için yemek organizasyonu düzenlendi. Çocuklara yönelik de etkinlikler gerçekleştiren müdürlük, çocuklara oyuncak, balon, bayrak, pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtımı yaptı. Özel eğitim okullarına talep edildiği durumlarda patlamış mısır, pamuk şeker ve çadır desteği sunuldu. 21 Mart, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde kusursuz kafe personeli ziyaret edilerek hediye takdim edildi. Ayrıca belediyeye bağışlarıyla maddi destek veren iş insanlarına kahvaltı organizasyonu yapılarak teşekkür plaketleri takdim edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği tehlikeye atan araçlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 22-28 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 28 okul servisi, 798 motosiklet olmak üzere toplam 12.720 araç kontrol edildi.
yapılan kontrollerde kural tanımayan 2243 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulandı. 33 araç sürücüsüne ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Uygulamalarda 156 araç ise trafikten men edildi.